Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba yine karşınızdayız. Ve her çarşamba olduğu gibi dobra dobra konuşmaya başlayacağız. Program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı, Antalya'nın uç beyi Sayın Hilmi Durgun. Sayın Başkan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimize iyi seyirler dileyerekten yayınımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olacak temennisindeyiz. İnşallah. Biraz gündem oldukça yoğun, hareketli. Hemen gündeme başlayacağız ama önce izleyicilerimize isterseniz hatırlatalım. İzleyicilerimiz de hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de bizim WhatsApp ihbar hattından soru, görüş ve önerilerini bizlere iletebilirler. Evet sevgili izleyiciler, hatırlatalım. D-Smart 107. kanal, Dijitürk 639. kanalda da yayınlarımız mevcuttur. Ayrıca bizi Lider Gazete Antalya ve Lider Haber Facebook hesaplarından, yine Lider Haber Twitter ve YouTube hesaplarımızdan da izleyebilirsiniz diyelim. Ve Sayın Başkan, öncelikle sağlığınız nasıl? Elhamdülillah sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Biliyorsunuz tam 2 yıl oldu ülkemize COVID-19 virüsünün girmesi itibaren. Tam 2 yıl oldu. Bu 2 yıllık süre zarfı içerisinde öncelikle COVID-19'dan vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hastalığı atlatanlara, hali hazırda bu illetle uğraşanlara da Cenab-ı Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Tabii bu süre zarfı içerisinde hükümetimiz, devletimiz aşı noktasında ciddi bir mücadele sergilemiş. Aşıların Türkiye'ye zamanla gelmesi, yeterli miktarda gelmesi, vatandaşlarımızın da bu aşılama oranlarında ciddi oranda verdiği olumlu tepkiyle beraber çok şükür geçtiğimiz hafta itibariyle de bazı rahatlamalar, işte kapalı yerlere heskotsuz girmeler gibi bazı rahatlamalarla birlikte 2 yıl önceki sosyal kültürel yaşantımıza tam dönmüş olmasak da o dönüş sinyalleri başlamış vaziyette. %70-75 civarında dönüş yapmış vaziyetteyiz. İşte çok az ufak tefek şeyler kaldı. Bu noktada tabii ben vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize özellikle hatırlatma dozlarının zamanında yapılmasını tavsiye ediyorum. Kendim de bunlara riayet ediyorum. Evet, riayet ediyorum derken aşılarda TÜRKOVAK tercihiniz oldu mu? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. İlk iki aşımız mecburen BioNTech'ti. Evet. Hatırlatma dozumuz TÜRKOVAK uygulanmaya başlandığı zaman denk geldiği için hatırlatma dozumuz TÜRKOVAK. Hayırlı olsun. Önünde Türk yazan her şey bizimdir. Evet, Allah şifa versin. Dünyaya Türkçe bakıyoruz diyorsunuz. Tabii ki. Evet, dünyaya Türkçe bakıyoruz ama dünyadaki gelişmeler aslında şöyle baktığımızda da pek iç açıcı değil. Özellikle müttefikimiz olan iki ülke ki tarım, turizm ve ticaret anlamında en çok da Antalya il olarak biz etkileniyoruz. Şimdi sizler bu konuyla ilgili mutlaka sektör temsilcileriyle görüşmeler yapmışsınızdır. Bu işgal girişimi, Rusya'nın başlatmış olduğu işgal girişimi bugün 14. gününde. 14. Antalya'yı nasıl etkileyecek? Öncelikle ya bir Türk vatandaşı olarak dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın savaşa karşıyız. Hangi gerekçeyle, hangi sebeple olursa olsun savaşa, tanklara, nükleer saldırı ihtimallerine hepsine karşıyız. Tabii burada Antalya'da bu savaşın olumsuz etkilerini biraz sonra belki konuşacağız ama Rusya'nın yaptığı saldırıdaki, Ukrayna'daki insanların da yaşadığı zulüm ortadadır. Bu noktada biliyorsunuz yarın Sayın Dışişleri Bakanımız hem Rus Dışişleri Bakanı hem de Rus Dışişleri Bakanı ile beraber Perşembe günü Ukrayna Dışişleri Bakanı ile beraber Antalya'da bir görüşme, bir zirve gerçekleşecek. Dünyanın gözü de Antalya'ya çevrilecek. Umut ediyoruz ki bu zirveden de savaşın sonlanması noktasında bir sonuç bildirgesi yayınlanacaktır. Çünkü 14-15 gündür süre gelen bir zulüm var. Bunun da bitmesini temenni ediyoruz. Bu Rus-Ukrayna Savaşı'nın Antalya'mıza etkilerine bakacak olduğumuz zaman tabii ki uzun vadeli yani yaza doğru Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarıyla alakalı hem turizmle alakalı hem de tarımla alakalı ciddi manada sıkıntılar oluşturacağı zaten belli. 14 gündür başladığı günden itibaren dahi bu sıkıntıları kısmen hisseden bir vaziyetteyiz. İşte en son biliyorsunuz fiyatlarla alakalı, zeytinyağıyla, ayçiçek yağıyla alakalı konularda gündeme geldi. Evet. Ama benim burada Antalyalı hemşerilerime ve yetkililere hatırlatmak istediğim başka bir konu var. Biliyorsunuz Antalya Tarım Konseyi var Antalya'mızda. Tarım Konseyi ile de yaptığımız istişarelerde şöyle bir durum söz konusu. Geçmiş dönemlerden konsinyo olarak ya da kati satış yapılaraktan açık hesap alacağımız olan miktarlar var bizim bu iki ülkeden. Evet. Şu an tabii Swift uygulamasının
yasaklanması, ruble ya da grivna üzerinden alışverişlerin devam ediyor gibi bazı geçici tedbirler almış olsa da 80-120 milyon dolar civarında büyük bir hacimde para alacağımız var. Tabii şu an bankalarla işlem yapılamıyor. Türk bankalarımız, Rus ve Ukrayna bankaları şu an riskli görüyor. Teminat mektupları sıkıntıları var. Ciddi manadaki bu sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz inşallah. İnşallah. Sadece yani bundan sonraki satacağımız ya da satmayı planladığınız mallarla ilgili konuşmuyorum. Ya da gelecek olan turist değil. Bunlar zaten belli başına bir sorun olarak ortada duruyor. Bununla ilgili de ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Ama bir de geçmiş alacaklar var. Bunlarla da ilgili ihracatçının belli noktalarda rahatlatılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü rakamlar ciddi yüksek. Bu konuyla ilgili peki özellikle siz de tarımın içerisindesiniz bir ziraat mühendisi olarak mutlaka çiftçilerle, üreticilerle de görüşüyorsunuz. Aynı zamanda ihracatçılarla görüşüyorsunuz. Onların beklentileri neler? Ya şimdi bahsettiğim rakamın büyüklüğünden dolayı devletimiz devlet bankaları aracılığıyla belli noktalarda teminat mektubu almadan 2 ya da 3 yıl vadeli taksitli kredilerle ihracatçımızı rahatlatabilir diye öngörüyoruz ama bu konularla ilgili tabii bir çalışma biz de yapıyoruz. Bu çalışmaları en nihayete neticelendirdiğimiz zaman da genel merkezimize, sayın genel başkanımıza, ilgili genel başkanımıza arz edeceğiz. Onların da bu noktada zaten yardım ve taleplerini isteyeceğiz. Evet, şimdi bu Ukrayna-Rusya işgal girişimi bazı kesimler savaş olarak nitelendiriyor. Burada dikkatimizi çeken bir konu vardı. Özellikle Çeçenistan'ın tavrı. Evet. Kadirov. Ramazan Kadirov. Aslında Kafirov olarak söylenmesi gereken bir isim olarak algılıyoruz. Çünkü Çeçenistan dediğimiz zaman farklı isimler hatırlıyoruz, öyle değil mi? Şeyh Şamil hatırlıyoruz bir defa. Evet. Yani ben o görüntüyü gördüğüm zaman sosyal medyada çok şaşırmıştım. Yani biliyorsunuz bundan 4-5 sene önce Rusya ile Çeçenistan arasındaki gerilimi biliyorduk. Orada Rusya'nın müdahalelerinden hepimiz haberdarız. Bugün Ukrayna'nın yaşadığını o gün Çeçenler yaşıyordu. Ama tabi bugün Ramazan Kadirov'un Rus lideri Putin'le verdiği poz, arkasından Çeçen askerlerini Ukrayna sınırlarına yığması, Rus tarafında bir askeri bir operasyona destek veriyor olması, siz de ifade ettiğiniz gibi Kafirov olarak şaşırttı bizi. Evet maalesef. Çünkü Aslan Maşadovlardan, işte Şamillerden, Şamil Basayevlerden bugünlere gelinmesi Ramazan gerçekten, kadar, evet. Gerçekten çok ilginç. Şimdi bu aslında Rus yayılmacılığını mı gösteriyor biraz da bu? Yani buradaki Ukrayna'daki hesapları da mı ortaya koyuyor? Evet, Rusya'nın buradaki amacı aslında geçmiş yıllardaki dağılmış olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin yeniden yeşermesi olabilir mi? Ya tabii Rusya'nın kendi hedefleri, hayalleri, idealleri olabilir ama biz orasına bakmıyoruz. Biliyorsunuz bizim eskiden beri sloganımızdır. Ne Rusya ne Çin, her şey Türk ve Türk içindir. Dolayısıyla biz onun idealleri, hayalleri, hedefleriyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi hayallerimiz ve hedeflerimizle ilgileniyoruz. Bizim hayalimiz ve hedefimiz nedir? İlahi Kelimetullah'tır, cihana hakim kılmaktır, Kızıl Elma'dır, Turan ülküsüdür. Bu İlahi Kelimetullah kelimesi özellikle Cumhur İttifakı'nın metninde de yer alıyor değil mi? Kesinlikle. 4 Mayıs 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladıkları protokolde de İlahi Kelimetullah adına verdiğimiz şehitler için Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 2023, 53 ve 71 vizyonuna hazırlama iradesidir diye bizzat sizi de hatırlattığınız gibi yazıyor. Evet. Şimdi bu Rusya'nın şöyle de bir son günlerde konuşulan hedefi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Buna dış politika anlamında özellikle Ukrayna'daki işgal girişiminden sonra yönünü doğuya çevireceği ve Çin'le arasındaki olan o Türk Cumhuriyetlerini yeniden kendisine dahil etme girişimi olabileceği şeklinde. Yani buna haddinin de gücünün de yetebileceğini zannetmiyorum. Yani öyle tabii bunlar konuşuluyor. Evet ben de okuyorum. Sosyal medyada okuyoruz. Diğer yabancı basın yayın organlarında bunlar da paylaşılıyor ama asıl belki de bu savaşın Rusya-Ukrayna arasında değil de Amerika-Çin arasında olduğunda da resmin büyüğünü de görmemiz gerekiyor olabilir. Her ne kadar düne kadar işte NATO, Avrupa Birliği, Amerika, Ukrayna konusunda turuncu devrimler alakasıyla yönetimleri değiştirerekten Amerikan yanlısı hükümetler oluştursa da Ukrayna'da aslında bu resmin büyüğünde hem Amerika hem Çin vardır hem de doğalgaz ve enerji konusu vardır. Bu noktada da Rusya'nın Türkiye Cumhuriyetleri ile alakalı bir hedefi var ise bile ulaşma şansı yoktur.
Evet. Şimdi, biliyorsunuz bu noktada da 6 tane devletin beraber imza attı ve 2 tane devletin de şu an misafir olarak katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı da kuruldu. Evet. Yani bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş amaçlarından bir tanesi aslında birlik ve beraberliktir. Belki de Tuğra'nın, bizim hayalimiz olan, hedefimiz olan Tuğra'nın altyapısıdır. Ben de tam onu soracaktım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Milliyetçi Ülkücü Camia'nın yıllardır beklediği Kızıl Elma'ya giden o Tuğran yolu açılmış olabilir mi? İlk imzalar olabilir tabii mi? Tabii ki açılmış olabilir. Yani buradan konuyu aslında şunu da değerlendirebiliriz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi ile birlikte Cumhur İttifakı'nın gücüyle beraber son 5 yılda sadece Türk Devletleri Teşkilatı değil, hem kuzey sınırlarımızda, hem Karadeniz'de, hem Akdeniz'de, Mavi Vatan'da birçok çalışmalar yapılmıştır. Bunların tamamı, yani sondaj gemilerimizden tutun da Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na, Pençe, Kıran, Yıldırım, Barış Pınar harekatlarının tamamının en nihai hedefi vardı da zaten ülkemizin güvenliği, birliği ve bütünlüğü ve nihayetinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla beraber de Allah'ın izniyle Turan'dır yani. Evet, ne işimiz var Libya'da veya ne işimiz var Suriye'de diyenler de herhalde böylece cevabını öğrenmiş olur değil mi? Ya orada ne işimiz var diyenler, orada ne işimiz varın haricinde mücadele eden Mehmetçiğimize sahip çıkan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile de hala beraberler. Yani biz, genel başkanımızın bir sözü var. Ne Avrupa Birliği ne Şangay İşbirliği. Her tek hedefimize Türk Birliği. Evet, inşallah o doğrultuda da ilerleyecek. Şimdi bu yarın yapılacak olan üçlü zirveye dönecek olursak, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı masada bir görüşme yapacaklar. Belki sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi olumlu bir sonuç çıkabilir. Ama İnşallah, asıl yani. Sonrasında özellikle 11-13 Mart tarihleri arasında Antalya Diplomasi Forumu bu yıl ikinci kez yapılacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Antalya'da bu böyle bir formun yapılması? Şimdi öncelikle yarınki görüşmede iyi bir sonuç çıkacağını temenni ediyoruz, umuyoruz Cenab-ı Allah'tan. Bir defa bu yapılan diplomasi trafiği, diplomasi trafiğini yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çünkü ülkemizin dünya üzerindeki dominant tavrını da ortaya koyan bir toplantıdır bu. Biliyorsunuz diğer iki Dışişleri Bakanı ilk defa bu seviyedeki yetkililer Türkiye'de Sayın Çavuşoğlu Bakanımızla beraber bir toplantı yapacaklar. Olumlu sonuç çıkacağını umuyoruz. 11-13 Mart'ta yapılacak olan diplomasi forumunda da diğer birincisine açılışına katılma fırsatını yakalamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği geçen sene Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam o da. Evet. Birinci diplomasi forumu. Hem Antalya'nın tanıtımı hem de ülkemizin uluslararası piyasalarda daha aktif hale gelmesi için çok büyük katkı. Bir de biliyorsunuz diplomasi forumu Selik'te yapılıyor. Aynı zamanda hem Selik ilçemizin de ön plana çıkması açısından, çünkü yaklaşık 40'a yakın ülkenin temsilcisi, büyükelçisi, diplomatları, işte bakanları gelecek. Bunlarla ilgili hem turizm hem tarım alanında ciddi görüşmeler yapılacak. Bunların da olumlu sonuçlar vereceğini umut ediyorum inşallah. Tabii bir Selikli olarak bu sizi mutlu tabii ediyor değil mi? Ya, ama şunu da söyleyeyim. İzleyicilerimizden de özellikle Alanya'dan çok yoğun, benim de hemşehrilerim yoğun bir yorum yağmuruna tuttular şu anda. Alanya'lı hemşehrilerimize de hepsine de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Alanya demişken de dün ve bugün Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz resmi gazete yayınladığı haberler var. Evet. Onlardan dolayı da tüm Antalya'ya, Alanya'ya, Seri'ye, Manavgat'a ki otoban oradan geçecek, hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah 2023 seçimlerine giderken, seçim çalışmalarını yaparken yollarımız bitmiş olur ve yeni açılan otobandan gideriz. Yani 2023 derken muhalefetin hayallerine bir sekte daha mı vurdunuz? Neden? Seçimler zamanında diyerek. Erken seçim beklentileri var. Seçim var mı diye soruyor bana sağda solda arkadaşlarımız, beni yakalayanlar. Ben seçim var diyorum. Seçim yani demokrasi demektir. Seçim var. Evet. Seçim var deyince heyecanlanıyorlar. Ne zaman diyorlar? 2023 Haziran diyoruz biz de. Yani seçim 2023 Haziran'da. Biz bunu 2018 Haziran'dan itibaren söylüyoruz. Evet. Peki teşkilat çalışmalarına gelecek olursak, genel şöyle bir dünya perspektifine baktık. Şimdi teşkilat çalışmalarına bakacak olursak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları nasıl bir çalışma sergiliyor? Öncelikle şöyle ifade edeyim Ahmet Bey. Biliyorsunuz biz 2020 yılının Eylül ayında ilçe kongrelerimizi, yine 2020 yılının Ekim ayında da il kongremizi gerçekleştirdik. Hem 19 ilçe teşkilatımız hem de il teşkilatımızı kongrelerle bayrak değişimi yapmamız gereken yerlerde, bayrak değişimi, nöbet değişimi yapmamız gereken yerlerde değişimler yaparaktan ciddi manada teşkilatlanma yapımızı güçlendirerekten
daha eskiden de güçlü olan yapımızı üstüne koyaraktan 2023 seçimlerini hazır bir şekilde bekliyoruz. Bu noktada hem teşkilat içi çalışmalarımızı yaptık hem de şu an saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili 2021 yılının Eylül ayında teşkilatlara yönelik bölge istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. 9 bölgede, Türkiye'de 81 ilin katıldığı. Bu tamamen teşkilat içine yönelik bir çalışmaydı. Oradaki çalışmanın bitiminde Analar Bacılar Kurultayı, Türk Gençlik Kurultayları'nı yaptık. Ve biliyorsunuz 4-5 Aralık tarihlerinde de adım adım 2023 İl Anadolu programları ile teşkilat dışı, vatandaşa, seçmene, hemşerilerimize yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Tabii o çalışmada 4 farklı oturumda yaklaşık 2000'e yakın temsilciyi ağırladık. Bu şu anlamı ifade ediyor 2000 rakamı. Sivil toplum kuruluşlarından esnaf odalarına, turizm paydaşlarından tarım paydaşlarına kadar hemen hemen Antalya'nın piyasasına yön veren, buradan etkilenen, olumlu olumsuz etkilenen herkesin görüşlerini, fikirlerini aldığımız bir çalıştay moduna gerçekleştirdik bu toplantılarımızı. Tabii bu toplantılarımızda görsel, işitsel ve yazılı 3 tane raportör aracılığıyla raporlar tuttuk. Evet. Konuşmacıların, toplantımıza katılan oda başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, temsilcilerinin, ziraat odasının, tarımcıların, turizmcilerin tüm dertlerini, sorunlarını kayıt altına aldık. Bu kayıt altına aldığımız bilgileri bir hafta 10 gün içerisinde il başkanlığımızda raporlamasını yaparaktan hem genel başkanımıza hem de genel başkan yardımcılarımıza konuyu arz ettik. Bununla ilgili raporumuz da şu an genel başkanımızın önündedir. Kendisi de Antalya'nın raporundan memnun olmuştu. Bununla ilgili hem daha önceki seçim dönemlerinde verdiğimiz seçim vaatlerinin bir kısmının hem de bundan sonraki seçimle alakalı yapılacak çalışmalarda değerlendirileceğini kendisi ifade etmiştir. Evet. Adım adım 2023 İl Anadolu programında Antalya'da yaptığınız o raporlamada en çok talep edilen neydi sizden mesela? Yani o hemen hemen bütün sektörlerle ilgili biz muhataplarımızı oraya davet ettiğimizden dolayı Antalya'nın biliyorsunuz en önemli iki damarı tarım ve turizmdir. Yani her ne kadar Antalya turizmin cenneti olarak görünse de aslında tarımın da Türkiye'deki başkentidir. Çünkü Antalya'da tarım 12 ay boyunca devam etmektedir. Ve benim iddiama göre Antalya nüfusunun yarısına yakını tarımla geçinmektedir. Yani tarımla geçinmek deyince çiftçilik ya da üreticilik anlaşılabilir. Ya Antalya biliyorsunuz tohum firmaları, gübre firmaları, fide firmaları, hal Antalya halı biliyorsunuz Antalya'nın ticaretinin merkezidir. Bu noktada en büyük sorunlarımız tarım ve turizmle alakalı geldi. Bunlarla ilgili notlardan alındı ve raporlanaraktan genel merkezimize arz edildi. Şimdi yeni bir çalışma. İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma. Evet. Bunu biraz açacak olursak. Bu haftada çünkü hafta sonu Antalya'da program var galiba. Evet. Önce Antalya'daki program nerelerde yapılacak? Oradan başlayalım. Sonra konunun detayını biraz açalım isterseniz. Öncelikle şöyle anlatayım. 4-5 Şubat ve 11-12 Şubat tarihlerinde 4-5 Şubat'ta MYK ve milletvekilleri 11-12 Şubat tarihinde de il başkanlarıyla alakalı bir kamp yapılmıştı. Kızılcamam'da genel başkanımızın başkanlığında. Bu kampların akabinde genel merkezimiz tarafından yeni bir çalışma takvimi oluşturuldu. Bu çalışma takvimi içerisinde ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahil bandı olmak kaydıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini güçlü saydığı ilçelerde ya da şöyle ifade edeyim 2018 yılında yüksek oy aldığı ilçeler olmak kaydıyla Ramazan ayına kadar Ramazan ayından sonra da diğer ilçelerde ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları yapacağız. Tüm ilçelerde yapılacak yani öncesinde Cumhuriyet Birinci Halk Partisi'nin... Birinci planlama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek oy aldığı ilçeler. Evet. 2018 genel seçimlerinde birinci olduğu ilçeler olarak konuyu daha açık bir ifade edebiliriz. Ramazan ayından sonraki takvimle alakalı henüz bize net bir emir ve talimat gelmediğinden dolayı çok fazla bilgim olmayan bir konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum ama belli olan programdan bahsedeyim ben sizlere. Evet. Antalya'da biliyorsunuz 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçimlerinde 3 ilçede CHP en çok oy almıştır. Bunlardan bir tanesi Gazipaşa ilçemiz. Bir tanesi merkezdeki Muratpaşa ve yine merkezdeki Konyaaltı ilçelerimizdir. Dolayısıyla biz de bu hafta sonu ki bu çalışmalar Türkiye genelinde 19 Şubat tarihinde İzmir Bayraklı ilçesinden başladı. Ve her hafta sonu cumartesi pazar olmak kaydıyla ilçenin durumuna göre de cuma akşamlarını devreye sokmak kaydıyla bu hafta sonu ve Ramazan ayına kadar devam edecek tüm ilçelerde. Antalya'da bizim bu hafta sonu cuma gün
11 Mart saat 19'da Gazipaşa ilçemizde. Yine 12 Mart cumartesi gün saat 14'te Konyaaltı ilçemizde, saat 19'da da Muratpaşa ilçemizde ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarını genel merkezimizden gelen ve Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey'in divan başkanlığı yapacağı 7 kişilik 8 kişilik bir divan heyetiyle beraber hemşehrilerimize buluşaraktan hemşehrilerimize CHP'yi anlatacağız. CHP'nin algılarını anlatacağız. CHP'nin millete yaptığı, millete anlatıp aslında olmayan işleri anlatacağız. Yaptığı yanlışları anlatacağız. Meclisteki yaptığı provokasyonları anlatacağız. Yani bir tane örnek vermek gerekirse... Ben de onu soracaktım. Bir tane örnek vereyim. Hemşehrilerimize bunu dikkatle dinlemesini istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılı içerisinde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na Çubuk ilçesinde bir saldırı girişimi oldu. Evet. Her türlü saldırı girişimini kınıyoruz öncelikle. CHP meclis grubu bu konunun araştırılmasını istedi. Meclise bir önerge sundu. Dedi ki bu konunun araştırılması için bir komisyon kurulması önergesini sundu. Çok ilginçtir. Ulusal medyada CHP'nin önergesi Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi diye çıktı. Ama bu haber ya eksik bir haberdir. Neden biliyor musunuz? Kendi genel başkanlarına yapılan saldırıyı araştırılması için komisyon kurulması önerisinde bulunan CHP milletvekillerinin yarısı bu oylamaya katılmamıştır. Belki istememişlerdi araştırmasını. Belki istememişlerdi. İşte biz bunu anlatacağız. Hemşehrilerimize bunu anlatacağız. Bir örnek daha vermek istiyorum. İYİ Parti ile alakalı vereyim onu da. Tabii yani karşı ittifakın... Yani hemşehrilerimiz bu konuda aydınlansın istiyorum ben. Biraz sonra zaten geleceğiz. O Millet İttifakı hatta sonrasında biraz daha da büyüdü. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tabiriyle altılı ganyan. Hı-hı. Oraya da geleceğiz. Şimdi İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki korucularımızın haklarının araştırılmasıyla ilgili bir komisyon kurulmasını öneriyor, önerge veriyor. Evet. Çok ilginçtir ki verdikleri önergeye toplam milletvekilleri yanlış hatırlamıyorsam 36-37 civarında %10'u katılıyor. Kendi verdikleri önergenin arkasında sadece 3-4 tane vekil katılıyor. Ondan sonra diyorlar ki Cumhur İttifakı oyları reddedildi. Daha da ilgincini söyleyeyim. Suriye'ye asker gönderilmesiyle ilgili bir tezkere oylaması vardı biliyorsunuz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti tezkereye evet oyu verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP hayır verdi. Bunu zaten herkes biliyor. İYİ Parti çıktı dedi ki biz tezkereye evet verdik dedi. O tezkere oylamasına İYİ Parti'den sadece 7 vekil katıldı Ahmet Bey. Diğerleri? Diğerleri katılmadı. Belki yoğun. 7 vekil hepsi evet mi verdi sizce? Öyle anladınız değil mi şimdi? Evet. Sadece 3 tanesi evet verdi. Yani katılanların çoğunluğu da hayır. Katılanların 3 tanesi evet verdi. 3 tanesi çekimser verdi. 1 tanesi de hayır verdi. Evet yani bakın. Şimdi bunların hiçbir tanesi konuşulmuyor hiçbir yerde. Biz işte CHP'nin kendisini güçlü saydığı ilçelere gidip bunları anlatacağız. İşte peki bu şimdiye kadar anlatılmaması, bizim de bilgilenmememiz sizin hatanız değil mi? Yok bence sizin hatanız. Çünkü yayıncı olan sizsiniz. Yayın olarak alakalı söylemiyorum. Bizler imkan buldukça bakın bugün beni yayına aldınız. Ama şöyle ben bugün yayında hemşerilerimize bunu anlatıyorum. Ben vatandaş gözüyle soruyorum. Ya da beni her gün yayın alın geleyim anlatayım. Elbette yani ulusal medya, sosyal medya, yayıncı lider medya... Yani ama bunları yani haber yapmamız lazım. Sayın Başkan yapmamız lazım da gündem o kadar yoğun ki hangi birisini hani demişler ya şeytan taşlamaktan abdest almaya vakit bulamıyoruz diye. Gündem yoğun ama gündem yoğun evet hak veriyorum ama şöyle de bir şey var Ahmet Bey. Biz bu gerçekleri milletimizle buluşturamazsak evet o zaman kendimizi suçlamamız lazım. İşte biz bu adım adım 2023 ilçe içi anlatma ve aydınlatma toplantılarımızın ana teması budur. Milletimize gideceğiz, dertleşeceğiz. Milletimize derdimizi anlatacağız. Milletimizin de bizi dinleyeceğini ve bize hak vereceğini eminiz. Şunu kimse unutmasın ki iyi ile kötüyü, yanlışla doğruyu ayıracak ferasettedir büyük Türk milleti. Evet. Vakti saati geldiğinde 2023 yılında da en nihai kararı verecek olan da yine yüce Türk milletidir. Şimdi bundan sonra da bu tür çalışmalar devam edecek mi peki? Tabii ki devam. Yani zaten yayınımızın başında da ifade ettim. Yani aşılama oranlarının yükselmesi, bazı tedbirlerin azaltılması gibi unsurlarla beraber sosyal hayatımızın ve kültürel hayatımızın hareketlenmesi gibi siyasal hayatımız hareketleniyor. Çünkü zaten şurada seçime
ne kadar kaldı? 16-15 ay civarında bir süre kaldı. 15 ay uzun bir süre değil yani. Geri sayım başladı. Geri sayım başladı. Bunları böyle sırasıyla genel merkezimizin bize emri ve talimatları doğrusunda onların çizdiği takvime göre hemşehrilerimize buluşarak her şeyi anlatacağız. Büyükşehir Meclisi'nde yaşanan tartışmalar da seçimin başladığını göstergesi mi size göre? Biraz sonra ona da değineceğiz. Büyükşehir için biraz erken daha. 2024'te. Önce 2023'e bakalım biz önce. Evet, 2023'e bakalım. Peki 2023'e bakarken genel anlamıyla anlattık ama biraz sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve işte güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında yapılan bir açıklama vardı. Ona da değineceğiz ama öncesinde isterseniz şöyle toparlama kısımlarını bir tamamlayalım. Geçtiğimiz haftalar yani yaklaşık iki hafta önce Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan naoş hadiseler vardı. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu konu biliyorsunuz şu an yargıda. Öncelikle onu ifade edeyim. Evet. Yargıda olan bir konuyla alakalı olaraktan çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Lakin hemşehrilerimiz şunu bilsinler ki bir kafede yanında bir arkadaşıyla çay içen iki tane dava arkadaşımızın yanına hem PKK'lı hem de HDP'li olarak kendilerini tanıtan bir grup insanın gelip sataşması ve bu sataşmanın devamında da hayatın doğal akışına uygun gelişmelerle birlikte bazı olaylar yaşanmıştır. Tabi burada hayatın doğal akışına uygun olmayan gelişmeler ise devamında üniversite içerisindeki yürüyüşler ve buna üniversite yönetiminin bir henüz daha adli bir soruşturma başlatmamış olması hayatın doğal akışına aykırı olan şeylerdir. Bunun haricinde emniyetimiz, devletimiz, güvenlik birimlerimiz gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu noktada da en kısa zamanda sonuç alınacağını umuyorum. Yani ben de o konularda özellikle Akdeniz Üniversitesi yönetiminin ve tabii ki emniyetin içeride yapılan gösteri ve yürüyüşle alakalı ne yaptığını merak etmiştim. Siz yargıda olduğunu ifade ettiniz. Yani, İnşallah gönül ister ki yeni Fıratlar şehit olmasın. Allah'ın izniyle inşallah da olmayacaktır. Yani o slogan atanların, bildiri yazanların, bildiri dağıtanların da zaten kendileri bunun farkındadır ama bir provokasyon amacı gütmektedirler. Çünkü Antalya sadece Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği bir ildir. Önümüz turizm. 2 yıl boyunca Covid'den dolayı zaten turizmle alakalı ciddi sıkıntılar yaşadık. Turizm esnafımız, turizm paydaşlarımız. İnşallah bu tarz olaylar tekrar yaşanmaz. Bu sıkıntılar da ortadan kalkar. Evet. Şimdi malum dünya yoğun bir gündem yaşıyor. Türkiye'miz de bu dünyadaki yaşanan gündemden etkileniyor. Ama aynı zamanda piyasalar da etkileniyor. Evet. Piyasalara bakacak olursak dalgalanmalar. Özellikle elektrik, akaryakıt ve işte raflardaki ürünler en sonda biliyorsunuz. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı. Bununla ilgili de şöyle ben Lider Gazetesi'nin bugünkü manşetini göstermek istiyorum. Dünkü grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin orkestra şefi CHP. Nasıl bir orkestra şefi CHP? Orada başlıkta bakın altta yazıyor. Altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır diyor Genel Başkanımız. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı münasebetiyle belli bir süre gecikken liman trafiğinden dolayı gemiler münasebetiyle bazı marketler işi provoke etmek amacıyla sıkıntılar oluşturmuşlardır. Yalnız bu işi kaşıyan, bu işi sosyal medyada ve diğer yayın organlarında sanki ülkede bir kriz varmış, bir kaos varmışçasına tırmandıran bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Genel Başkanımız da grup toplantısında aynen dedi ki altın satar gibi yağ sat, onurlarını sattılar dedi. Yani el birliğiyle, güç birliğiyle sanki bu ülke hepimiz ülkesi değilmiş gibi. Üstüne üstelik Sayın Bakanımız, Ekonomi Hazine Bakanımız, daha sonra konuyla alakalı yeni göreve başlayan hayırlı uğurlu olsun Tarım Bakanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stoklarla ilgili bir sorun olmadığını, hiçbir şey yapılmasa dahi yaz aylarına, Temmuz, Ağustos'a kadar stoklarımızın yeterli olduğunu zaten ifade ettiler. Tabii biliyorsunuz bazen arz talep dengesiyle alakalıdır bu işler. Evet. Yani böyle CHP sosyal medya üzerinde ve kendine yakın yayın organlarıyla bir kriz varmış havası estirme gayretine girince de maalesef ki seçmenin vatandaşlarımız marketlerde kuyruklara girmeye başladı. Bir kriz olacak zannederekten onlar 15'er tane yağ bidonlarını almaya başladılar ama bunun böyle olmadığı hemen ikinci, üçüncü gün ortaya çıktı zaten. Peki CHP'nin özellikle bu tür konularda tüm grup başkan vekillerinin bir anda böyle saldırıya geçmesi
ekran ekran gezerek hükümeti yıpratma çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onlar buna muhalefet diyorlar. Evet. Ama muhalefet demek yani iyiye kötü, kötüye iyi demek değildir. Bu ülke hepimizin ülkesi. Biz ne bir Suriye, ne bir Libya, ne bir Ukrayna gibi de değilizdir yani. Kendi topraklarımız içerisinde her türlü zorluğu, her türlü zahmeti katlanmak suretiyle ülkemiz için elimizden gelen yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu bahsettiğiniz arkadaşların hiçbirinin Türkiye ve Türk sevdası olmadığı için, ülkemize bir sevgi beslemedikleri için ülkede her daim bir kriz ve kaos olsun istiyorlar. Bunu da en nihayetinde kendileri dediklerini duyuyorlar bilmiyorum. Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemine bağlıyorlar. Yani az önce siz dediniz belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız 28 Şubat'la alakalı. Tabii ki. Tabii 28 Şubat'ın öncesinde 11 Şubat'ta yapmış oldukları açıklamada ülkedeki krizin ve kaosun onlara göre krizin ve kaosun ekonomik sıkıntıların ana sebebi Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemi imiş. Yani ben o zaman soruyorum muhataplarıma. Yani ekonomik sıkıntılar çeken diğer ülkelerde mi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor? Peki, daha sıkıntı var orada. Şöyle de bir durum yok mu o zaman açıklamalarına terslik düşürecek şekilde? Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Hı hı. Geçmiş dönemlerde biz parlamenter sistemle idare olduk. O dönemlerde ekonomik kriz olmadı mı? Çok partili siyasi hayata geçişimizden Temmuz 2018 tarihine kadar yaklaşık 72 yıl boyunca 51 tane hükümet vardı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu arada rakamlarla aranız da çok iyi Sayın Başkan. Ya çalışıyorum. Evet. 72 yılda 51 hükümet demek ortalama 1,5 yıl ülke yönetimi demektir. Hükümet etme demektir. Şimdi tabii 2018 yılından itibaren yaklaşık 3,5 yıldır Allah'ın izniyle de 5. yıla doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemiyle yönetimde istikrar bu Türkiye düşmanlarının işine gelmiyor. Emperyalistlerin işine gelmiyor. Emperyalistlerin Türkiye'deki uzantılarının da işine gelmiyor. Dolayısıyla hükümeti ve hükümet etme sisteminin üzerine giderekten kaos ve kriz çıkarma çabası içerisinde. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı ile beraber Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve doğasına zarar vermeden Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin başında olduğu gibi bugün de yarın da sonuna kadar arkasındayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin detaylarını reklamlardan sonra konuşalım. Tabii ki. Aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistem tırnak içerisinde. Güçlendirilmiş parlamenter sistem demeyelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiaları diyelim. Çünkü tamamen iddiadır. Evet, onların tabiriyle söylüyorum zaten. Sevgili izleyiciler bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Sayın Hilmi Durgun ve Sayın Durgun'la dobra dobra konuşuyoruz. Sayın Başkan ilk bölümde şöyle bir genel toparlamayı yapmıştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam ediyorduk. Devam da edeceğiz ama öncesinde çiftçilerimizle ilgili yoğun bir soru geliyor. Çiftçilerimizin durumu ne olacak? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Reklam arasında siz de dışarı çıktığınız esnada altyazıda yarın akşamdan itibaren başlayıp 16 Mart çarşambaya kadar bir zirai don riski olduğu altyazısı geçti. Evet. Biliyorsunuz valiliğimiz sabahleyin bir açıklama yapmıştı. Cumartesiye kadar demişti ama şimdiki yeni açıklamayla beraber 16 Mart dedi. Öncelikle tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi zirai don riskine karşı tedbirli olmaları noktasında uyarmak istiyorum. Buradan da şunu ifade edeyim. Dışarıdan bakıldığı zaman tüketicilerimiz ya da tarımla, çiftçilikle, üretimle çok haşır neşir olmayan vatandaşlarımızın bir domatesin, bir biberin, bir patlıcanın yani örtü altı sebzeciliğinin kolay olduğu zannedilebilir. Bu sene yani Ocak, Şubat ayları dahil olmak üzere neredeyse toplamda bir aya yakın gece sabahlara kadar zirai don riskine karşı nöbetler tutuldu. Evet. Ya bu nöbetler uykusuz kalma demenin yanı sıra ekstra masraf, ekstra maliyet demektir. Yani içerideki yetiştirdiğimiz, kendi ellerimizle toprağa koyduğumuz fidenin büyüyerek meyve vermesi, bu noktada çocuğa bakar gibi bir çalışmayla ki ben de bir üreticiyim aynı zamanda. Yani evet. Bu işi sadece ticaret kısmında değilim. Bu hassasiyetleri ve bu sıkıntıları kendisi de bilen bir ziraat mühendisi olarak da çiftçimiz çok büyük fedakarlıklarla bu üretim işini yapmaya gayret etmektedir. Tabii
Belki sorularda bu tarz bir soru geldiği için siz bu konuyu açtınız. Tarımsal girdilerle alakalı, fiyatların üst noktalara çıktığıyla alakalı bir durum yaşıyoruz ülkemizde. Bu sadece ülkemizde yaşanan bir durum değil. Biliyorsunuz talep ve arzla alakalı bir şeydir fiyatların, piyasaların oluşması. Maalesef ki Türkiye olarak gübreyi ithal etmek mecburiyetindeyiz. Yani öncelikle ben bunu bir ifade edeyim. Mecburuz. Evet. Ve bu ithal ettiğimiz gübrenin kullandığımız gübrenin de %90'ı ithal geliyor yurt dışından. Yeterli üretimimiz yok. Yani bir kere kaynaklarımız, madenlerimiz yok. Yani ana makro element dediğimiz azot, fosfor ve potasyum yataklarımız, madenlerimiz yok. Dolayısıyla bu bahsettiğim makro elementlerden en çok kullanılanı da ülkemize de en çok ithalat yapılan da azottur. O %90 ithalatın %65-70 oranındaki miktarı azota aittir. Tabii buna neden girdim bu konuya? Azotun ham maddesinin ne olduğunu bilir isek ülkemizdeki gübre fiyatlarındaki artışın neden olduğunu anlayabiliriz. Azotun ham maddesi amonyak. Amonyağın ham maddesi doğalgazdır Ahmet Bey. Yani aslında neye geliyor biliyor musunuz? Gübrenin ham maddesinin özellikle azot kaynaklı ham maddenin doğalgaz olduğuna dayanıyor konu. Şimdi sizler de yakından takip ediyorsunuz. Hem pandemi döneminde firmaların yarı zamanlı çalışması ya da hiç çalışmaması, kısıtlı çalışması, personellerine belli dönemlerde sağlık koşulları gereği izin vermesi münasebetiyle üretimde bir düşüş oldu. Üretim düşüşe rağmen talep noktasında bir düşüşün olmaması, gıda sektöründeki hareketlerin devam etmesiyle talep arz dengesizliğinden dolayı fiyatlarda artışlar hala devam etmekte. Bunu sadece tarımsal girdiler olarak değil, evet. Tüketici, son tüketicinin kullandığı domates, biber, patlıcan gibi, patates, soğan gibi gıdalarda da hep beraber görüyoruz. Avrupa Birliği doğal gaz borsasını belirleyen Hollanda, Eylül ayında 4,5 dolara doğal gaz satıyorken şu an 24 dolara doğal gaz satıyor. Yani bizim metreküpünü. Tabii metreküpünü. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gübredeki fiyatın yükselmesinin ana temel sebebi dolardaki kurdaki yükselişler değil aslında. Ham maddede yaşanan krizdir ki diğer sektörlere de aslında aynısı geçerli. Pandemi döneminde üretimin durması da durması, yavaşlaması, kısıtlanması. Tabii yani yayınımızın ilk bölümünde de konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşı bu doğalgaz içinde biraz etkiliyor. Dolayısıyla ama ümit ediyoruz ki biz önümüzdeki günlerde yani özellikle Nisan-Mayıs aylarından sonra belli miktar bir gerileme yaşanacağını umut ediyoruz. Çünkü hem doğalgaz kullanımı azalacak hem de tarımsal olarak konuşuyorum bunlar tabii söylediklerimi. Evet. Çin'in kendi koyduğu bazı tedbirler vardı kendi ülkesiyle alakalı. Bunlarla ilgili bir gevşeme olacağı yönünde bilgilerimiz var. Ama tabii bunun yansıması muhtemelen yine Eylül-Ekim aylarını bulacaktır. Evet. Şimdi dışarıdan gelen özellikle ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili maliyet artışlarından bahsettiniz ama maliyet artışları sadece tarımsal ürünlerde değil. Hem aynı de zamanda de. Elektrik ve akaryakıtta da var. Evet. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü muhalefetin özellikle bu durumda ısrarla hükümet tarafından zam yapılıyor şeklinde algı yaratılması. Yani petrolümüz yok. Petrolümüz olmadığı için dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldığımız petrolün Brent, petrolün varil fiyatı Ekim ayının sonlarında 70-72 dolar seviyelerindeyken ki şöyle ifade edeyim pandeminin başladığı dönem 2020'nin Mart aylarında 22-23 dolardı. Evet. Yani 22-23 dolardan 2021'in sonlarında 70 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 140 dolar seviyelerinde. 2 yılda yaklaşık 7 kat artan bir maliyetten bahsediyoruz. Petrolü biz üretmiyoruz. Petrol üreten o OPEC ülkeler içerisinde değiliz. Petrol madenimiz yok. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız bir malı, maliyeti yüksek olan bir malı haliyle evet yani bu noktada ben de sonuçta arabaya biniyorum. Ben de arabama mazot koyuyorum. Bu mazot fiyatlarının yükselmesinden etkilenen vatandaşlardan birisi olarak da elbette ki maliyetlerin düşmesini istiyoruz, bekliyoruz ama ana temel gerekçeleri de bilmemiz gerekiyor. Yani 20 dolar olan petrol 2020'nin Mart ayında bugün 140 dolar. Yani o kadar geriye gitmeye gerek yok aslında. 24 Şubat işgal girişiminin başladığı tarihte 95 dolardı. 95 dolardı. 100 dolar seviyeleri zorluyordu. Evet. 100 dolardı. Şu an 140 dolar. %40 artış var 14 günde. Bu da her gün maalesef
tüketiciye son noktada pompa fiyatlarına yansıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili de çalışma yapıldığını, yakın zamanda farklı bir gelişme olabileceğini ifade etti. Size göre düşüş yaşanır mı? Ya biliyorsunuz gıdada devletimiz kendi alacaklarından feragat etmek karşılığında 8 olan KDV oranını 1'e çekti. O aradaki 7 puan aslında %85-90'lara gelir ama bu tabii ki devletin kendi alacağından feragat edebiliyor. Evet. Devletimiz sosyal devlet anlayışı da zaten bunu gerektirir. Aynısını petrol ve yani yakıt fiyatlarında da Cumhurbaşkanımızın açıklamasına istinaden söylüyorum. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılaraktan düzenleneceğini bekliyoruz. Evet, bu arada bir son dakika bilgisi de verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecekmiş. Aynı zamanda işte biliyorsunuz Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye geliyor. Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek keza. Yani Türkiye bir nevi diplomasinin merkezi haline de geldi. Bunun yani diplomasinin merkezi haline nasıl geldiğine de bakmak lazım. Evet, nasıl yani geldi? 2016 yılının 15 Temmuz'undaki hain FETÖ darbe girişiminden sonraki süreçte özellikle 7 Ağustos Yenikapı'da milletin kendiliğinden oluşturduğu ruhla ilerleyen zamanlarda 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasıyla da kökleşen Cumhur İttifakı'nın gücü ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkin tavrıyla ortaya gelmiştir. Şimdi az önce ilk bölümde konuştuk. Son 4-5 yılda ülkemizin hele hele 15 Temmuz gibi bir kara günü yaşamış olmasına rağmen güney sınırlarımızda, Kuzey Irak'ta, Suriye'deki yaptığımız operasyonlar, Libya ile anlaşmalar, Mavi Vatan'daki yapılan sondaj çalışmaları, Azerbaycan'da yaklaşık 44 günde Şuşa'ya diktiğimiz bayrağımız, bunların tamamı Türkiye'nin dünya çapında güçlü, söz sahibi bir ülke olduğunu gösteren verilerdir. Bu veriler karşısında da bugün çok ciddi diplomasi savaşları yaşanıyorken 14 gündür en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın uhdesinde yarın işte 3 Dışişleri Bakanı bir görüşme yapacak. Yani bu çok önemli bir gelişmedir. Çok büyük bir diplomasi başarısıdır aslında. Peki dünyadaki tüm ülkeler diyeyim, daha doğrusu çoğunluk ülkeler bu gerçeği görürken bizim içimizdekilerin görmemesi size neyi çağrıştırır? Türkiye'yi sevmiyorlar. Türk'ü sevmiyorlar. Türk milletinden yani Türk milletten hoşlanmıyorlar. Ağızlarında Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ışığı altında demokrasi getirecekleri naralarını atıyorlar. Ama yani kendi söylediklerini kendi duraklarını... Bizim ülkemizde demokrasi yok mu Sayın Başkan? Olmaz mı demokrasi? Ya şu an bakın ben konu konuyu açıyor. Yani evet, beni de biraz böyle kurcalıyorsunuz. Farkındayım. Millet iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıma oranı en yüksek olan dönemi yaşıyoruz şu an. 21. yüzyıldayız. Evet. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemiyle birlikte milletvekilliği seçimlerinde meclise yansıyan millet iradesi %99'dur Ahmet Bey. Bundan daha büyük demokrasi var mı? İşte onu demokrasi yok diyenlere söylemek lazım o zaman. Mesela şu an mecliste kaç siyasi parti var? Bilen var mı? Yani bilemiyoruz. Sabah erken 14 kalkan tane parti kuruyor. Hayır. Siyasi partiler kanununa göre Yargıtay'a parti kuranlardan bahsetmiyorum. Evet. Mecliste temsil edilen parti sayısı 14'tür. Hatırlıyorsanız 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandum çalışmaları döneminde muhalefet iki partili sisteme gittiğimizi iddia ediyordu. 1946'nın öncesine gittiğimizi iddia ediyordu. Şu an sadece 4 parti barajı geçmiş olmasına rağmen 14 tane parti meclistedir şu an. Bunu da demokrasinin, millet iradesinin sandığa yansımış hali demek lazım. Evet, şimdi bir fotoğraf ekranlara getireceğiz. Sevgili Tarık, arkamızdaki LED ekrana verebiliyor musun fotoğrafı? Evet, LED ekrana alalım fotoğrafı. Aynı zamanda şu anda ana yayın ekranımızda da var. Şöyle büyük ekran olarak fotoğrafı bir de buradan görelim. Bu fotoğraf sizce kimin tarafından çekilmiştir? Yani fotoğrafçı çekmiştir herhalde, bilmiyorum yani. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ya kimin tarafından çekildi önemli değil Ahmet Bey. Önemli olan nedir peki? Önemli olan ne biliyor musunuz? Evet. Bu fotoğraf 11-12 Şubat tarihlerinde çekildi. 11 Şubat'ta. 12 Şubat. 12 Şubat'ta. Evet. En son bir de 28 Şubat'ta bu sefer uzun bir masaya dizildiler. Evet. Tamam mı? Yani oturdukları masa fotoğrafı çeken şekli şemalinden ziyade önemli olan... Şimdi şöyle gördük.
Önemli olan bu masada şu önlerindeki dosyalarda ne yazdı, daha da önemlisi ne yazmadığıdır. Ya, ne yazmadığı derken yazmayan ne vardır sizce? Şu 12 Şubat tarihindeki yapılan toplantıdan sonraki açıklanan metinde... Ama açıklanan derken şöyle bunu da ifade edelim izleyicilerimizin hafızalarını tazelemek adına. 12 Şubat'ta toplantı yapılıyor. 16 gün sonra 28 Şubat postmodern darbe girişiminin yıl dönümünde açıklaması yapılıyor bunun. Şimdi o 12 Şubat'taki açıklamada bir sayfalık A4 kağıdı kadar bir açıklamada benim dikkatimi üç tane şey çekti. Evet. Birincisi açıklamanın hiçbir yerinde Atatürk ve Türkiye kelimeleri geçmiyordu. Öyle mi? Geçmiyordu. Buyursunlar arasınlar. Muhatapları canlı yayına bağlanabilir. Konuşabiliriz. Konu muhataplarıyla. İkincisi ona rağmen Atatürk ve Türkiye kelimesi geçmemesine rağmen Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi geçiyordu. Üçüncüsü bundan sonraki süreçte mutabık kalmak için uzlaşık yazıyorlardı. Yani mutabık kalmak için mutabık kalmışlar. Ve bu altılı ganyan oldukça genel başkanımızın ifadesiyle söylüyorum. Bu altılı ganyan ülke yönetmeye talip. Oldukça başarılı. Seçim bir... 15 ay var. Evet. Kendileri hemen hemen neredeyse Temmuz 2018 tarihinden bu yana erken seçim, erken seçim, erken seçim diye milleti algıyla kandırmaya çalışıyorlar. Ellerinde hiçbir hazırlık yok, hiçbir çalışma yok. Mutabık kalmak için mutabık kaldıklarını açıkladıkları bir toplantı. 28 Şubat'a gelecek olursak o uzun bir masanın ya dizilen bir görüntüydü o da. Bilmiyorum var mı arşivlerinizde. Evet. O fotoğrafı da verelim arkadaşlar. Şimdi ben bu 12 Şubat'taki konuyla ilgili etrafımızdaki arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman ya 28 Şubat tarihindeki açıklanacak olan metinde bunlar olacaktır iddiaları vardı. 28 Şubat'ta yani postmodern darbenin yıl dönümünde yine darbe ruhuna uygun bir açıklama yaptılar. Peki, yine Türkiye yok. Peki şunu sormak istiyorum. Sizce 28 Şubat özel olarak seçilmiş olabilir mi? Yani tabii ki olabilir. Buna bir şey diyemiyorum. Konunun muhatapları Antalya'da var. Onlara sorabilirsiniz bu konuyu. Yani sorduğumuz zaman... Yani niyet okumaya gerek yok. Niyet okuyarak bir yere varma şansımız yok. Biz gerçekler üzerine konuşalım. Evet. Metinde ne var ne yok ona bakalım. Ne var size göre o 43 maddelik metinde? Ve ne yok? Bir defa Atatürk yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok. Türk Milleti yok. Elle tutulur hiçbir öneri yok. Yeni anayasa çalışmasıyla alakalı hiçbir şey yok. Mesela siyasi partiler %1 bile alsalar hazine yardımı alabilecekler maddesi var. Mesela ama bu var. Buna ilaveten ne var? Barajın %3'e çekilmesi talebi var. Şimdi barajın %3'e çekilmesi demek 1961 anayasasına ülkeyi geri döndürmek demektir. Şu an mecliste 0.1 oyu olan daha aşağı oyu olan partiler dahi Cumhur İttifakı sayesinde ittifaklar yasasıyla meclise temsil edilebiliyor iken %3'e barajı çekip %3'ün altında kalanları ne yapmayı düşünüyorlar? Bu aslında onların ortaya koymak istediği ülkemizdeki hükümetler ve krizler senaryosudur. Kendileri Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresinin 7 yıl olmasını öngörüyorlar. Evet. Ama satır aralarını iyi okumanızı rica ediyorum. Kurnazca Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceğiyle ilgili bir cümle kurmuyorlar. Var mı metinde öyle bir şey? Yok. Yani ben niyet okumuyorum. Metinden konuşuyorum. 7 yıl diyorlar. Evet. Ki bu mantıklı bir yaklaşım değildir. Cumhurbaşkanı... Bunun nasıl seçileceği de gizlenmiş, kurnazca gizlenmiş yazılmıyor. Hiçbir yerde yazmıyor. Atamayla mı yapacaklar? Bilmiyorum. Yani nasıl seçileceği yöntemi yazmıyor. Peki başka dikkatinizi çeken ne var? Yani çok şey var. Yani işte barajdan bahsediyorlar. Yapıcı güvensizlik modelinden bahsediyorlar. Hükümet kurulurken basit oy, hükümet yıkılacağı zaman gen soruda nitelikli çoğunluktan bahsediyorlar ama atladıkları bir şey var. Bu konularda genel başkanımız... Diğer fotoğrafta geldi bu arada. Evet. Bu konuda genel başkanımız geçtiğimiz dönemlerde hem basın açıklamalarıyla hem de sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda izah ettiği bazı konular var aslında Ahmet Bey. Evet. Öncelikle şöyle ifade edeyim. Bahsettikleri yapıcı güvensizlik modeli ilk dillendiren HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tır vakti saatinde. Edirne'ye gitmeden önce. Ben bunu seyircilerimize bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Bu bahsettikleri modeli ilk dillendiren HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tır. İkinci olaraktan bu bahsettikleri model
şu an Avrupa'da 3 tane önemli ülkede kullanılmakta. Ve bu ülkelerde biliyorsunuz biri Almanya, biri İspanya, diğeri de Belçika'dır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem değil. Parlamenter sistemde yönetilmekteler. Evet. Biliyorsunuz yönetim modellerini belirleyen şey yasama ve yürütme arasındaki ilişkiyle alakalıdır. Evet. Dünyada 3 tip hükümet sistemi vardır. Bir tanesi başkanlık sistemidir. Amerika'nın kullandığı. Bir tanesi yarı başkanlık sistemidir. Fransa'nın kullandığı. Diğeri de parlamenter sistemdir. Avrupa'daki birçok ülkenin kullandığı sistemdir. Bizim kullandığımız Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemi ise bu ülkelerden alınan bilgilerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi sosyal, kültürel, Türk örf adetlerine göre yapılmış olan Türk tipi başkanlık sistemidir. Avrupa'da kullanılan parlamenter sistemde yapıcı güvensizlik modeli kullanılıyor. Yapıcı kurucu güvensizlik modeli diyorlar buna. Evet, Almanya'da bu model kullanılıyor. İspanya'da kullanılıyor. Belçika'da kullanılıyor. Ama atladıkları bir şey var Ahmet Bey. Almanya'da 2017 yılında, çok eskiye gitmeye gerek yok, bu modelle 5,5 ay hükümet kurulamadı. 5,5 ay. Alman devleti hükümetsizdi. Ve modern Almanya tarihinin en uzun hükümetsiz kalma dönemidir bu. Rekordur bu. 5,5 ay. İspanya'da ikisi 2019 yılı içinde olmak üzere 6 yılda 4 kez seçime gidildi bu sistemde. 6 yılda 4 kez. Bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin daha iyi anlaşılabilmesi için buradan seyircilerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin en önemli özelliği yönetimde istikrar, temsilde adalettir. Yönetimde istikrar ne demektir? Bakın şu anki sistemde 16 Nisan'da referandumla Türk milletinin iradesiyle geçen, Temmuz ayında da 2018'in Temmuz ayında da fiilen başladığı bu sistemde Ahmet Bey, evet, yönetim istikrarı. Sayın Cumhurbaşkanımız yürütmenin başı olarak 3,5 yıldır görevde. Cenab-ı Allah sağlık uzun ömürler versin. 1,5 yıl daha görevinin başında. Bu yönetimde istikrar demektir. Şimdi az önceki altılı yönetimde istikrar istemiyor. Kriz ve kaos istiyor. Pazarlıklarla, karşılıklı alverlerle basit bir şekilde hükümetler kurulsun. Hatta ve hatta yeni hükümet kurulsun da eski hükümet öyle yıkılsın bir modeli tanıttılar 28 Şubat tarihinde. İspanya'daki o 6 yılda yapılan 4 seçimde Ahmet Bey, Haziran 2018'de Gensoru ile düşürülen hükümetin yerine gelen geçici hükümet, 2019 bütçesini meclisten geçiremediği için erken seçime gitti. Nisan 2019 seçimlerinde hükümet çıkmadı. Kasım 2019'da tekrar seçim yaptılar Ahmet Bey. Tarihleri ya dikkat ediyor musunuz? Evet. 2018'in Haziran'ında seçim yapıldı. Bu altılı Ganya'nın ifade ettiği yöntemle yapıldı bu seçimler. Hükümet kurulamadı. 2018'in sonuna doğru geçici bir hükümet kuruldu. Geçici hükümetin bütçe teklifi kabul edilmedi. 2019 yılının birincisi Nisan, ikincisi Kasım aylarında iki tane daha seçim yaşadılar. Bu bir krizdir, bu kaostur. Size az önce ifade ettim. Yani 72 yılda 51 hükümet ve ortalama ömürleri 1,5 yıl. Bu ortalama yükselten de nedir biliyor musunuz? 57. hükümettir. 3,5 yıldır. Aynı Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon ortağı olduğu 57. hükümet 3,5 yıldır. Aynı döneme mi gelmek istiyorlar? O geriye götürmeye çalışıyorlar. Bir de genel, aynı zamanda vesayet odaklarının söz sahibi olduğu dönemler. Tabii şimdi koalisyonlar demek hükümet kurulmada basit Gensoru'da nitelikli çoğunluk aranması demek aslında ülkeyi vesayet odaklarına teslim etmek demektir. Bunu ülke geçtiğimiz zamanlarda yaşadı. Biliyorsunuz 1977 yılındaki seçimleri hatırlar mısınız bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 37 tur seçilememişti mecliste. Evet. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı rahmetli Başbuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yönünde tavrını ortaya koymuş. Devlet adına, millet adına krizi çözmüştür. Bunun bir örneğini 2007 yılında yaşadık. Biliyorsunuz 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı mecliste bir kriz yaşandı. 367 garabetten bahsediyorum. Evet. Bunu çözen de o gün mecliste değildik biliyorsunuz. Erken seçim yapıldı. 2007 Temmuz ayında 80 vekille meclise girdik. Ve 367 garabetini ortadan kaldırmak adına Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı genel kurula tam sayıda vekilimizle katılarak da toplantı yeter sayısını oluşturarak da kendi adayımıza oyumuzu verdik.
kendi adayımız değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı oldu. Ama ortadaki krizi ve kaosu çözdük. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çözüm odaklıdır. Kriz odaklı değiliz biz. Çözüm şimdi, odaklıyız. Bu metinde güçlendirilmiş parlamenter sistem iddia edilen o malum metinde şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Belediyelere mahkeme kararı olmadan kayyum atanmayacak. Şimdi hangi belediyelere kayyum atanıyor? HDP'nin kontrolündeki belediyeler atanıyor. Peki acaba bu gizli ittifak iddiasıyla HDP'yi küstürmemek adına yapılmış bir yazı metin olabilir mi? Kuvvetli muhtemel böyledir. Ben size yine bir satır arasından bahsedeyim. Yine Antalyalı yerel bir gazeteci hanımefendi 28 Şubat toplantısıyla alakalı not tutmak ve gündemi değerlendirmek adına Ankara'da toplantının notlarını kendi sosyal medyasında köşe yazısında yazdı. Orada bir ifadesi var, okuduğunu bilmiyorum. Toplantıya katılan misafirlerin farklı renklerde konumlandırarak, sınıflandırarak toplantıya alındığını söyledi. Evet, bu giriş çıkışla alakalı bir organizasyon olabilir. Bu normal. Evet. Kullandıkları renkler bile bir mesajdı belki de. Sarı, kırmızı ve yeşil renkler kullanılmış gruplandırma için. Ben de partilerin renklerini mi kullanmışlardı diyecektim. Ya keşke partilerin renklerini kullansalardı. Kullanılan renkler sarı, kırmızı, yeşil. İlginç. Tabii siz mesela bana sordunuz ya fotoğrafı kim çekmiştir diye. Evet. Ben de sarı, kırmızı, yeşil renklerin kullanılmasına kim istemiştir diye yani sizin aracınızda kamuoyuna sorayım. Enteresan. Gerçekten oldukça ilginç. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu şekilde konuştuktan sonra, o iddiayı konuştuktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye ne kazandırdı? Bir de bunu konuşalım mı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkeye yönetimde istikrar ve temsilde adaleti kazandırmıştır Ahmet Bey. Yönetimde istikrar ne demektir biliyor musunuz? Evet. 21. yüzyıl dünyasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafi olarak ve tarihi olarak çok büyük sorumlulukları vardır. Bugün Rusya-Ukrayna savaşının çözümü bile diplomasi olarak Türkiye'de, Antalya'da yapılmaya çalışılıyorsa bu tamamen yönetimde istikrarın bir göstergesidir. Yönetimde istikrardan kastımız şudur. Bakın Ahmet Bey, göreve gelen Cumhurbaşkanı 5 yıllığına, eğer kendisi isterse ikinci defada bir 5 yıllığına daha göreve talip olması demektir. Biliyorsunuz yeni sistemde Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminde Cumhurbaşkanı programını ortaya koyar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarıyla beraber o programı uygulamaya çalışır. Şimdi kendilerinin bahsettiği modelde 7 yılla sınırlanıyor. Kendinizi şöyle düşün yani ticaret yapan herkes şu an ekranları başında izleyenler de var. Ya bir kişi seçildi 7 yıllığına. 3. yılından sonra çalışmayı bırakır mı bırakmaz mı? Çünkü ikinci defa aday olamayacak. İkinci defa sonrasında yaptığının ya da yapmadığının hesabının sorulacağı bir sandık önüne konmayacak. Siyasete de dönmeyecek. Siyaset de olmayacak. Yani Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi bir daha. Yani. Dolayısıyla bu yani 7 yıl 1961 anayasasıdır ya. Yani biz 82 anayasasının eksiklikleri var diyerekten 16 Nisan'da yeni bir 18 madde değişikliğiyle yeni bir sisteme geçtik. Bunlar daha da geriye 50-60 sene önce bizi götürmeye çalışıyorlar. Temsilde adalet dedim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı. Evet. Biraz önce söyledim. Şu an mecliste 14 tane siyasi parti var. Barajı geçen parti sayısı 4'tür. Mecliste grubu olan parti sayısı 5'tir. Harici 9 tane siyasi parti var. Bu temsilde adalet değil midir? Kendileri diyor ki %3 barajına çekeceğiz. %3'ün altında kalan partiler. Biz bunu ne dedik? Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak ittifaklar yasası ile hangi partinin ne kadar oy aldığına bakmaksızın ittifakın içerisinde olduğu müddetçe meclise temsil edilebilir dedik. Şu an birer ikişer tane vekil olan siyasi partiler var içeride sizlerin de bildiği gibi. Evet. Bu arada bir son dakika bilgisi daha verelim Sayın Başkan. Benzine 79 kuruş, motorine 2.25 kuruşluk zam yapılacaktı biliyorsunuz. Bu geceden itibaren geçerli olacaktı. İptal edilmiş. Yani işte Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla inşallah yani bundan sonrakilerle alakalı da ciddi çalışmalar yapılacaktır. Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistem arkasından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedik. Şimdi biraz da icraatlara gelelim mi? Hı hı. Antalya'daki çalışmalar, Antalya'da ittifak ortağıyla, Cumhur İttifak ortağı AK Parti ile ve Büyük Birlik Partisi ile istişareleriniz var mı? Cumhur İttifakı paydaşımız AK Parti ile ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Ethem Taş ile birlikte hemen hemen 2 günde bir, 3 günde bir telefonla istişareler, konuşmalar yapıyoruz kendisiyle. Biliyorsunuz Antalya bu
kış döneminde turizm her ne kadar olmasa da bürokrasi manasında yoğun bir süreç yaşıyor. Yani bakanlarımız, işte iki gün önce Çevre Şehircilik Bakanımız buradaydı. Daha önceki hafta diğer bakanlarımız buradaydı. Hem bu bakanlarımızla alakalı hem de Antalya'daki kamuyla alakalı, diğer konularla alakalı istişarelerimizi sürekli sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı paydaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi ile şu ana kadar ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir ters bir çalışmamız olmadığı gibi gayet başarılı, güzel, uyumlu bir çalışma götürüyoruz. Evet, Alanya-Antalya yolu. Evet. Programın başında da kısaca açıkladık. Ne zaman başlayacak? Nereden yapılacak? Bu konuda bilgilendirmeler yapıldı mı? Şimdi biliyorsunuz ihaleye çıkması için Cumhurbaşkanımızın yazısı, kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Evet. Muhtemeldir ki döşeme altı Aksu arasında yeni bir çevre yolu açılmıştı biliyorsunuz. Kuzey çevre yolu. O kuzey çevre yolunun devamı Aksu ilçemizden Serik. Serik'in üzerinden Manavgat, Taşağıl, Kesikbel tarafından Alanya'nın Konaklı bölgesindeki, siz de Alanyalısınız iyi bilirsiniz, Emişbeleni diye tabir ettiğimiz bölgeye kadar bir yol yapılacak. İnşallah bir an önce ihalesi yapılır. İhalesinde de daha sonra yüklenici firma Yap İşlet Devlet modeline göre yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Geçiş garantili. Ki zaten Antalya trafiğinin en çok tıkandığı bölge. Şu anda ekranlara da geliyor zaten görüntülerde. Antalya trafiğinin en çok tıkandığı bölge doğu istikameti olan, yani Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa istikametimizdir. Özellikle turizm sezonunda. Çok fazla. Hani batı ilçelerimizdeki trafik yoğunluğu çok fazla değil. Ben kendim yaklaşık 20 yıldır işim gereği 19 ilçeyi sürekli gezen birisi olaraktan Alanya yolu zor bir yoldur. Bu yapılacak otobanla inşallah zorumuz kolay olacak. İnşallah otoban yapıldığı zaman o zaman AK Parti İl Başkanı ile beraber sizi de orada birlikte tabii beraber konuk etmek isteriz bir programda. İnşallah. Şimdi gelecek olursak Antalya'ya belediyelerin çalışmalarına. Hı hı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki tane belediyesi var. Alanya ve Korukteli. Evet. Öncelikle belediye başkanlarınızdan memnun musunuz? Kesinlikle. Çalışmalarından? İki tane belediye başkanımda, hem Alanya belediye başkanımda hem Korukteli belediye başkanımda kendi ilçelerinde partimizin üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde ciddi manada çalışmalar yapmaktadırlar. Dün Büyükşehir Meclisi'nden sonra da iki belediye başkanımızla beraber makamda kendileriyle istişarelerde bulunduk. Hem önümüzdeki dönemde yapacağımız işlemlerle alakalı hem de geçmiş dönemlerdeki yapılan işlerin şöyle gözden geçirilmesi noktasında istişarelerimizi yaptık. Korkuteli Belediye'miz biliyorsunuz yaklaşık 18 ayda göreve geldiği 18 ayda seçimde vaat ettiği 18 projenin tamamını gerçekleştirdi. Alanya Belediye'miz de yine seçimden önce vermiş olduğu tüm vaatlerle alakalı ciddi çalışmalarını sürdürüyor. Hatta dün kendisi şöyle bir serzenişte bulundu bana, Alanya Belediye Başkanım. Başkanım dedi, pandemi dolayısıyla dedi yaptığımız yerlerin açılışlarını yapamadık dedi. Evet. Açılışlarını yapamadığımızdan dolayıdır ki dedi çok dedi fazla dedi böyle dedi yayın organlarında yer bulmuyoruz ama 60'a yakın proje gerçekleştirildi Alanya'da Ahmet Bey. Oldukça. 60'a yakın tabii pandemi yüksek dolayısıyla bunlar çok fazla açılışlar yapılmadı. 60'a yakın proje az bir proje değildir. Aynı şekilde Korkuteli'nde de ciddi projeler yapılmıştır. Dolayısıyla iki belediye başkanımızla da her zaman beraberiz, istişare halindeyiz. İkisinden de memnunuz. Cenab-ı Allah ikisine güç kuvvet versin. Çünkü yerel yöneticilik, belediyecilik, şehrül emin olmak zordur. Evet. Allah zorlarını kolay etsin inşallah ikisinde. İnşallah diyelim. Peki 24-25-26 Mart Antalya'da Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlarının her yıl geleneksel düzenlemiş olduğu toplantı evet tekrar yapılacak. Bu evet yılda bildiğimiz kadarıyla evet, doğru mudur? Ben göreve geldikten sonraki 2020 yılının Mart ayına planlanmıştı. Evet. Belediye başkanları toplantımız Antalya Belek Suhani Otel'de. Tabii Mart'ın hemen başında Covid'in başlamasıyla birlikte genel merkezimiz bu toplantıyı iptal etmişti. 2021 yılında da malum gerekçelerle yapılmadı. Ama Cenab-ı Allah izin verirse inşallah bu ayın sonunda 25, 26, 27 Mart tarihinde Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in bizzat teşrifleriyle Antalya'da Türkiye'deki belediye başkanlarımızın, partili belediye başkanlarımızın tamamının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecektir. Biz de bu toplantıya Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan da büyük onur ve gurur duyuyoruz. Peki Sayın Genel Başkan, genelde Antalya'daki bu toplantıya katıldığı zaman Alanya'daki açılışlara da gidiyordu. Yine bu şekilde Alanya ve Korkuteli'nde açılışlara gidecek mi? Şu an bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ama ve lakin tabii
pandemi şartlarının her ne kadar biraz rahatlamış olsa da pandemi ülkemize bitmedi. Evet. Hala da Sağlık Bakanlığımız biliyorsunuz yani yayınlanıyor vaka oranları, hastanelerimizde yoğun bakımlarında sıkıntı yok, aşılamalar yüksek ama pandemi devam etmedi. Bu konuyla alakalı henüz bir bilgi yok. Genel Başkanımızın gelişinden yaklaşık 5 gün, 10 gün önce genel merkezimizden bize bu konuda zaten emir ve talimatlar gelir. Biz de o emir ve talimatlar doğrultusunda bir hazırlık yapmamız gerekiyorsa hazırlığımızı yaparız. Aksi yönde bir emir ve talimat gelirse de o yönde çalışmalarımızı sürdürürüz. Evet, şimdi belediyelerden devam edelim. İlçe belediyelerine pek fazla girmeyi de düşünmüyorum. Çünkü netice itibariyle vatandaş karnesini 5 yıl sonra belediye başkanına verecektir. Ama özellikle Büyükşehir Belediyesi bakımından sormak istiyorum. Çünkü Büyükşehir demek Antalya demek. Antalya'da dünyaya açılan pencere. Türkiye'nin penceresi. Şu ana kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir hizmet olmadığı için değerlendirme şansına sahip değiliz. Yani olan çok kısa oldu. Olan bir şey değerlendirebiliriz. Zahmet Bey, olmayan bir şey değerlendirme şansına sahip değiliz. Niye olmuyor? Mesela mecliste sen kimsin? Mecliste atışmalar var. Sen kimsin diyor. Meclis atışmaların yapılacağı yer değil. Bakın Ahmet Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yönünden ne ise Türk milletinin millet iradesinin yansıdığı TBMM ne ise Antalya'daki vatandaşlarımızın, seçmenimizin iradesinin yansıdığı yerde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Evet. Belediye meclisleri, siyasetin yapılacağı, karşılıklı atışmaların gündeme geleceği bir yer değil, icraatların, hizmetlerin Antalya'ya yapılacak olan katkının tartışılacağı, istişare edileceği, ortak akılla meclis, Büyükşehir Meclis üyelerinin tutum ve tavrıyla kararların alınacağı bir yerdir. Ama velakin tabii biz bu noktada Büyükşehir Meclis Grup Sözcüğümüz aracılığıyla meclisteki toplantıda bunları ifade ettik, dile getirdik. Yani Antalya'nın bir hala daha deprem master planının olmamasını, ulaşım master planının olmamasını, altyapı çalışmalarıyla alakalı bir master planının olmamasını, kentsel dönüşümle ilgili bir master planının olmamasını daha önceki meclislerde grup sözcüğümüz aracılığıyla partimizin sözleri olarak da dile getirdik. Bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Antalya'da Büyükşehir Meclisi'nde yapılması gereken şeyler karşılıklı söz diyalolarından ziyade vatandaşı rahatlatacak işlerin yapılmasıdır. Çünkü Antalyalı hemşehrilerimiz o Büyükşehir Meclis üyelerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu yetkiyi vermiştir. Onlar da bu yetkiyi bu yönde kullanmalıdır. Evet, şimdi az evvel dediniz ya hani hiçbir şey yapılmıyor diye. Ya yapılan güzel şeyler de var. Bu arada onu atlamayalım. Mesela bugün... Şunu gibi mi? O nedir? Torpil çarkında evet. Buna gelmeden önce şunu söyleyeyim. Mesela bugün Büyükşehir İmar Komisyonu'nda Kırcağan Bölgesi'nin 1/1000'lik uygulama planı oy birliğiyle onaylandı mesela. Bu noktada Büyükşehir Meclisi'nde görev yapan parti ayrımı yapmaksızın hem Sayın Bakan'ın attığı tweetten sonraki olağan mecliste hem de bugünkü imar komisyonundaki oy birliğiyle beraber Kır Cami'deki vatandaşların sorunlarının hızlı çözümü noktasında da bazı çalışmalar yapılıyor tabii. Evet, buna gelecek olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu yayını izleme şansını bulamamıştım. Daha sonra sosyal medyadan gördüm. Ne diyordu orada Sayın Başkan? Şöyle isterseniz ben... Kontenjanda anlaştık. Evet. İşte belediye başkanının kontenjanı, partilerin kontenjanı, İYİ Parti'nin var, meclis üyelerinin var. İYİ Parti'yle aramızda bir sorun yok. Kontenjan anlaşmasını yaptık gibi bir şey söylüyordu. Evet. Tabii insan konuşurken bir değil, üç değil, on defa düşünmesi gerekiyor. Şimdi belediyeye 650'ye yakın bir personel alım yapılacak, işçi alım yapılacak. Bununla alakalı aralarında pazarlıklarla, alverlerle, kontenjanlarla bu iş oluyorsa o zaman nerede kaldı? Hani biz rozetimizi çıkarmıştık, belediyecilik yapacaktık, her siyasi partiye eşittik, alacağımız personel liyakat esasına göre alacaktık. Bunların hiçbiri, hepsi havada kalıyor. Ondan sonra tutuyorlar, işte demokrasiden bahsediyorlar, liyakattan bahsediyorlar. Kendi söylediklerinin inandırıcılığı kalmıyor. Bu gaflar, aslında buna gaf deniyor ya, bu gaflar aslında kendi bilinçlerinin dışa yansıması. Evet. Kendi bilinçlerinin şimdi, dışa yansıması. Peki artık az evvel de bahsettik, seçimler dedik, seçimlere 15-16 aylık bir süre kaldı. Seçimlerdeki hedefi soracağım çünkü programımızın sonuna geldik, hatta biraz da zamanımızı aşıyoruz.
Cumhur İttifakı olarak yapılacak seçimlerde %50 artı 1'i alabileceğinize inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz değil, tabii ki inanıyoruz ve biz bunu başaracağız Allah'ın izniyle. Önümüzdeki 2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılının Haziran ayında tekraren seçilecek, Cumhurbaşkanlığımızı yapacaktır. Onun haricinde yasama ile ilgili olan milletvekilliği seçimine de ben Antalya İl Başkanı olarak Antalya'daki 17 milletvekilliği listesinin tamamına talip olduğumuzu buradan sizler aracılığıyla değerli hemşehrilerimize ifade edeyim. Antalya'daki 17 vekile de adayız, biz talibiz. Siz aday mısınız? Nereye? Milletvekilliğine. Yok, hayır, ben görev mi yapıyorum? Hiçbir yere talip ve aday değilim. Evet, sen başkan o zaman. Ahmet Bey, yani şöyle söyleyeyim. Programı kapatırken partimizin teamüllerini bilen birisi olaraktan Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev istenmez. Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nde lider emreder. Biz neferleri de onun gösterdiği hedefe kilitlenir. Onun emir ve talimatları doğrusunda onun önce ülkem ve milletin sonra partim sözleri ışığı altında çalışmalarını sürdürürüz. Evet, o zaman son sözlerinizi alalım Sayın Başkan, son mesajlarınızı alalım ve programımızı kapatacağız. Ben öncelikle beni yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Düşüncelerimizi hemşehrilerimizle paylaşmaya aracılık ettiğiniz için hem size hem yayın ekibindeki arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Ve 2023 yılında Allah'ın izniyle diyorum hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hem de Cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile taşlandıracak bir şekilde %50 artı 1'in üzerinde bir oyla Antalya'da da Cumhur İttifakı'nın ciddi başarısıyla tamamlayacağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmasın diyerekten bizi izleyen ekran başındaki sosyal medyadaki tüm hemşehrilerimize iyi akşamlar, hayırlı haftalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Ağzınıza sağlık gerçekten. Dobra dobra bir program oldu. Allah yolunuzu açık etsin diyoruz ve biz de programımızı burada sonlandırıyoruz. Sevgili izleyiciler, haftaya bir başka programda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.